Kestane Turgutlu esnafına vermiş olduğunuz desteklerden dolayı şükran ve saygılarımızı sunarız. Çok teşekkür ederim. Yeni tayin yerinizde başarılar dileriz. Aslında biz size çok alışmıştık ama ne yapalım, devletin kararı. Çok teşekkür ederiz efendim. Sağ olun. Görüşürüz diyoruz. Tabii yani, kalplerimiz bir. Bizim Turgutlu'yla, sizlerle, Turgutlu'larla irtibatımız kopmayacak. Yani bir şekilde yöre olarak da, kişi olarak da buralarla bizim bağlantımız devam edecek. Ama şimdi görev süremizi doldurduk. Bizim mesleğimizin, görevimizin koşullarından birisi de bu. Belediyelerle çalışıyoruz. Şimdi daha önce benzer çalıştığımız görevlerden bir tanesine tayin olduk. Orada görevi devam edeceğiz. Biz Turgutlu'da bizim mesleki şartlara göre kısa çalışmadık. Yani az eksiğiyle alt yıllarımızda, başkanlarımızda, mesai arkadaşlığıyla zaman zaman çeşitli konularda yardımımıza müracaat ettik. Zaman zaman biz belli konularda destek olmaya çalıştık. Ama neticede biz sizleri hakikaten bir mesai arkadaşı olarak gördük. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ben onun için hepinize teşekkür ediyorum. Dönem içerisinde değişen oda başkanlarımız oldu. Önceden birlikte çalıştığımız oda başkanlarımız da sizlerin şahsında teşekkür etmemiz bizim borcumuzdur. Biz esnaf odalarımızdan bize idare olarak, kaymakamlık olarak hiçbir sıkıntı gelmedi. Evet, biz de görmedik. Hiçbir sıkıntınız bize intikal etmedi. Biz zaman zaman belki şunlarda sıkıntı olabilir, böyle bir sorun olabilir diye sizden yardım destek istedik. O tür durumlarda da her zaman müdahil oldunuz konuya, her zaman ön aldınız, her zaman destek oldunuz. Bir şey sıkıntı haline gelmeden kendi içimizde hallettik. Onun için ben her şey için teşekkür ediyorum. Biz de teşekkür ederiz. Biz de yani böyle daha önce de sohbetlerimizde konuştuk. Böyle esnaflık falan. De bu tür işler zamanında böyle bir aileden, böyle bir çevreden geldiğimiz için işte hala diyoruz biz dükkana gidiyoruz diye. Alışkanlık orada. Orası. Hep söylemişimdir yani sokakta bir yerde bir bakkal dükkanı varsa o bakkal dükkanı akşam açıksa oranın emniyetinden bile fazla şey yapmaz. Yani onun bile bize faydası vardır. Bilir arkadaşlar zamanında bakkal dükkanının kapanış saati falan ne bileyim. Neyi kapatıyoruz? Bırak açık kalsın, orada bir ışık yani. Olsun, bir milletin aynen. Alo diyeceği bir aynen. Yetiş amca diyeceği evet. Birisi evet. Olsun yani. İşte orada bir kahve varsa aynı şeydir. Aynen. Yani işte bir başka bir esnafımız öyle bir faaliyet yürüttüğünde, bir lokanta varsa, bir efendim, evet. Pastane varsa o bir güvencedir yani. Ben o şeyi belki o dönemde biraz daha da iyiydi bu. Yani memleketimizde de o esnaf sokak içerisinde işte konu komşu nasıl birbirine sahip çıkar, ne yapar bildiğimiz için o işleri. Güzel şeyler bunlar. Bunlar odalarda yaşatmaya çalışıyor bunu. Ben teşekkür ediyorum. Yani şahsınızda tüm esnaflarımızı alaspaladık diyoruz. Biz de çağırıyoruz. Kapımızı her zaman açık tuttunuz. Yani ne zaman bir sorunumuz olduysa her zaman yani kaymakamlıktan ziyade bir abi, bir baba gibi. Severek geldik yani, efendim. Severek geldik, cevap geldik. Sağ olun. Yani, o sizin çalışmanız. Bütün kapılar açık. Yani siz de her zaman için ne zaman randevu istediysek veya randevusuz geldiysek hep kapınız açık oldu. Size çok sağ olun. Sağ olun. Yine gittiğimiz yerde de aynı şekilde kapılar ve gönüller açık. Bekliyoruz sizi. Teşekkür ederim. Daha çok ne daha